2013 yılından beri gerek katıldığım olimpiyatlar olsun, kazandığım Avrupa şampiyonlukları, dünya madalyaları, kırdığım rekorlar olsun çok güzel bir süreç geçirdim bu zamana kadar. Kendimle de hep gurur duydum. Geçtiğimiz sezon federasyona ve antrenörlere artık çok yorulduğumu ve kendimi gerçekten çok tükenmiş hissettiğimi dile getirdim. Çünkü biz öyle bir kamp sisteminde yaşıyoruz ki senenin 300 günü evimizden uzakta, ailemizi görmeden, herhangi bir sosyal hayatımız olmadan yaşıyoruz. Ben istedim ki biz bir sene içte ise mental olarak kendimi daha güçlendirebilmek ve olimpiyatlara daha güçlü bir Yasemin olarak katılmak adına İzmir'de kulübümde antrenmanımı yapayım. Ailemle aynı çatı altında yaşayayım. Hani birazcık o stresten, o kargaşadan, yolculuktan uzaklaşayım ve buradaki gerçekten tek amacım spor hayatımı daha uzun senelerce daha başarılı bir yola sokacağını düşündüğüm için böyle bir seçim yaptım. Bu isteğimi dile getirdikten sonra beni anlayışla karşıladılar. Zaten tarihte de bunun çok örneği var. Yani sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde sporcuların bu zaman zaman yaşadığı durumlar aslında bunlar. Sonrasında beni işte anladıklarını, onayladıklarını söylediler. Ben burada çalışmalarıma başladım. Bir ay sonrasında bizim konuşmalarımızdan yeni bir kural getirdiler. Ben dilekçemi verdikten sonra milli takıma ara veren, herhangi bir sebeple gelemeyen sporcular bundan sonra olacak milli takım seçmelerine katılamayacaktır diye benim komple bütün milli takım hayatımı sonlandırmış oldular. Okçuk'taki milli takım seçmeleri voleybol veya futboldaki gibi davet üzerine olan bir şey değil. Biz sene içerisindeki yaptığımız Türkiye şampiyonalarında kazandığımız madalyalar ve attığımız puanlarla belli bir ortalamamız alınıyor. Ve ben bütün sene kulübümde gerçekten canımı dişime taktım, çalıştım. Tekrar milli takıma girip daha güçlü bir şekilde takımıma geri döneceğim diye. Bu çalışmalarımın sonucunda da zaten 3 yarışmada da elim boş dönmedim. Ve yapılan Türkiye sıralamalarında istenilen sıralamaya girdim. Yani ben aslında şu an milli takım seçmesine girmeye tekrar hak kazandım kendi çalışmalarımla. Ben buradan kimseden talep etmiyorum, bana ayrıcalık gösterilsin, benim milli takıma alın gibi bir şey, bir talebim yok benim. Ben hak ettiğim üzere milli takım seçmesine katılmak istiyorken böyle bir kural getirildi ve daha sonrasında da sadece benim kategorimde milli takım seçmesi iptal edildi. Diğer bütün kategorilerde seçme yapılacak. Kota yarışmasının tarihi değiştiği için diye dile getirildi. Ancak kota yarışmasının tarihi belki 3-5 gün geriye alındı. Onun dışında değişen büyük bir tarih zaten yok. Neden sadece büyük kadınlar kategorisine sırf ben milli takımda bulunmayayım diye bir kural getiriliyor. Çünkü benim ismime bir kural getiremiyorlar. Çünkü benim herhangi bir disiplinsizliğim olmadı bu zamana kadar. Bayrağımızı her yerde çok güzel temsil ettim. Ben 2019 yılında dünyanın en iyi sporcusu seçildim Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından. Ve bu başarı da benim sadece saha içindeki aldığım madalyalar, rekorlardan dolayı değil, saha dışında insanlara örnek oluşumdan da kaynaklı bir başarı. Ve bu da Türkiye tarihinde bir kadın sporcunun elde ettiği ilk ünvan. Onun dışında Akdeniz Oyunları Komitesi'ne, Avrupa Atlet Liaison Komitesi'ne beni, zaten federasyon kendisi benim ismimi verdi. Yani bu zamana kadar beni kendileri de her zaman örnek gösterdiler. Ben bu kararı verdiğinde de beni desteklediklerini söylediler. Sonra ne oldu da bir anda seni desteklemiyoruz, seni milli takıma almayacağız dendi. Ben bunu anlamış değilim. Benimle çünkü kimse iletişime geçmedi. Yani ben milli takıma alınmayacaktıysam da bir telefon veya resmi bir yazı, biz seni şu şu sebeplerden milli takıma almayacağız şeklinde bir açıklama beklerdim. Böyle bir açıklama da yapılmadı. Kamuoyuyla birlikte yarışmalar, normalde milli takım seçmesi nasıl yapılır? Önce seçme sistemi açıklanır, sonra yarışmalar yapılır. Yarışmalara göre bu belli olur. Bizde tam tersi yapılıyor. Bütün yarışmalar olduktan sonra milli takım seçmesi düzenlemesi yapılıyor ve böyle bir değişikliğe gidildi milli takım seçmesinde. Ben ilk bırakacağımı söylediğimde, başkanla görüştüğümüzde beni desteklediğini söyledi. Sadece tabii ki de maaşımın kesileceğini veya herhangi bir malzeme desteği vesaire buna yararlanamayacağımı söyledi. Ben zaten, benim de böyle bir talebim olmadı. Böyle bir şey de beklenemez zaten. Her şey güzel gidiyordu. Ondan sonrasında bu karar alındı. Ben dilekçemi verdikten sonra bu yeni kural açıklandı sonuçta. Onlar da kamuoyuyla birlikte öğrenirsin şeklinde özetle bir yazı gönderdiler. Sonrasında kamuoyundan öğrendikten sonra babam federasyon başkanını aradı. Çünkü ben o sırada gerçekten kötü bir durumdaydım. Onlar arayıp benim durumumla ilgili konuşmak istediğinde, Yasemin bizim gündemimizde olan bir konu değil, başka bir şeyiniz varsa konuşabilirsiniz dediler. Biz de teşekkür ettik. Yani biz ulaşmaya çalıştık. Bunun nedenini öğrenmeye, bir hatam, bir kusurum olduysa belki af dilemeye. Yani çünkü ben ne oldu, ne yaptım? Yani bu ülkeye başarı getirmekten, bu ülkenin kadınının
tüm dünyada gücünü göstermekten başka ne yaptım hiçbir fikrim yok açıkçası. Ben mental olarak yorgun olduğumu dile getirdim. Kendimi gerçekten tükenmiş hissettim. Buradaki tek amacım da antrenmanlarıma İzmir'de bir sene devam edip daha sonrasında tekrar kendi hakkımla milli takım seçmesine girip kazanırsam da milli takımda yarışmaktı. Yani benim buradaki tek amacım olimpiyatlarda daha güçlü bir Yasemin olarak yarışmak, takımıma daha yararlı, daha faydalı bir şekilde geri dönebilmek için böyle bir ara talep ettim.